Manşete hoş geldiniz. Bugün seçimli seçimsiz dört olasılık üzerinde duracağız. Ve bu konu gerçekten son günlerde sıkça soruluyor. Aşağıda yorumlarda da sıkça bana iletiliyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Seçim olacak mı? Vaktinde mi olacak? Bunlar seçimli seçimsiz giderler mi? Gitmezler mi? Kaybederlerse ne olacak? Kazanamayacağı seçime gir. Bunların hepsine cevap vereceğim. Bir takım belirli konular var. ...bir takım öngörülebilir konular var... ...öngörülemeyen konular var... ...bunların hepsine cevap vereceğim... ...ama ondan önce... ...dedim ya yorum... ...sizin yorumlarınız çok önemli... ...bir kelimeyle... ...dedim ya bir emojiyle... ...bir satır soruyla dahi... E, ...o günkü yayınımızı değerlendirirseniz... ...biz onlara bakıyoruz... E, ...yararlanıyoruz... ...ve oradan aldığımız perspektifle... ...oradan aldığımız işaretlerle... ...orada insanlar gerçekten neyi merak ediyor... ...hangi soruların cevabını merak ediyor... Buna sonraki yayında, sıradaki yayında cevap vermeye çalışıyoruz. Son derece ufuk açıcı oluyor. Yani bir insanın kendiliğinden konuşması zordur. Sorularla açarsınız onu. Siz aşağıya yazdığınız sorularla bunu sağlıyorsunuz. Bir bu ikincisi bu yayınları beğenerek yani like'layarak da çok sayıda insana ulaşmasına vesile oluyorsunuz farkında olmadan. Yapın bunu. Hemen şimdi yapın. Abone değilseniz abone olun ve bildirimleri açın hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hem siz kazanırsınız hem de eğer bu görüşleri beğeniyorsanız, itibar ediyorsanız diğerlerinin yararlanması için de bir kapı açmış olursunuz. Bütün bunlara bakacağım ama önce yine bu nihai olarak yapacağım analizle ilgili bir takım önemli gelişmeler yaşandı. Onları hatırlatalım ve onun üzerine analizimizi bina edelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala davasında sürpriz olmadı. Türkiye'nin e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiği kararını verdi. Ve orada mühim bir vurguda bulundu. Dedi ki Türk makamları iyi niyetle hareket etmiyor. Osman Kavala kararını bir mahkeme, bir hakim, bir savcı falan marifetiyle Osman Kavala kararı verilmiş değil sıralı onlarca merci mahkeme savcı şubu var ve farklı konularda dosyalar var. Yani gezi de var casusluk da var o da var bu da var her şeyi torba yapmış koymuşlar. Birinden tahliye edildiğinde dikkat ederseniz öbürünü devreye sokuyorlar. Biriyle ilgili bir ihlal kararı veya Anayasa Mahkemesinden bir şey geldiğinde işte bu konuda Osman Kavala'yı beraat edin şey tahliye ettirin denildiğinde başka bir konuda Osman Kavala'nın ayağına bir pranga vuruluyor. Bu hep böyle gitti. Daha önceki yayınlarda yeri geldikçe bunları anlattık. Bunu herkes de biliyor zaten. Fakat iki şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir, artık Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ne gelirse gelsin kulağının üstüne yatıyor, dinlemiyor ve yok hükmündedir diyor. Bizim diyor iç mahkemelerimiz daha önemlidir, kıymetlidir. Siz işte efendim A konusunda bu kararı verdiniz ama B konusunda biz Osman Kavala'yı tutuyoruz diyor. Vesaire vesaire. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden hangi karar ne biçimde gelirse gelsin. Bir biçimde e, Ankara yargı siyasi mekanizma diyeceğini diyor. Ve aynı beylik laflarla durumu idare ediyor. Bir işin böyle bir yanı var. İkinci bir yanıysa son derece enteresan. Ben bu sorunun cevabını aradım ama bulamadım. Osman Kavala hakkında gelen kararlar, dünyanın Osman Kavala ile ilgili tutumu, Ankara'ya söylenen sözler, edilen ricalar, yapılan talepler, gerek Avrupa örgütleri tarafından, gerek basın yayın örgütleri tarafından, gerek Brüksel'deki, Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği organları tarafından haddi hesabı yok. Yani artık Osman Kavala'ya destek vermenin, Osman Kavala ile ilgili bir tak çalışması yapmanın, işte sosyal ağlarda bir imza kampanyası falan düzenlemenin manası yok. Neden yok? Çünkü dünyaya mal olmuş durumda. Yani davasını bilmeyen yok, mağduriyetini anlamayan yok. Türkiye yargısının aldığı bir emirle, aldığı bir talimatla ve enteresan bir inatla onu içeride tutma azmini görüyor ve şaşırıyor. Yani gerçekten şu anda Osman Kavala'yla dayanışıyoruz. Osman Kavala'ya destek veriyoruz. Osman Kavala'yı serbest bırakın falan demenin manası yok. Çünkü olay ayyuka çıkmış durumda. Olay bütün dünyanın dikkatleri dikkatini çekmiş durumda. Bütün bütün dünya belli mekanizmalar projektörlerini bu konuda ilgili olarak Türkiye'ye doğrultmuş durumdalar ve Kavala'yı biliyorlar. Yani gidip herhangi biri herhangi bir koridorda, herhangi bir binada, herhangi bir kurumun çatısı altında veya herhangi bir toplantıda, panelde, konferansta her neyse. Lobby yapmanın da manası yok. İşte bütün bu şeyleri alt alta koyuyorum. Türkiye'de özellikle son 4-5 yıldır ee, Kavala hakkında bu uluslararası kamuoyunda oluşan ee, kanaat gibi bir kanaat kimse hakkında oluşmadı. Ve Ankara'da gerçekten anlamlandırmakta güçlük çektiğim müthiş bir inat var ve tahliye etmiyor. Zarara gireceğini bile bile bu konuda it, yani zaten olmayan itibarının daha da erozyona uğrayacağını bile bile şimşekleri üzerine çekeceğini bile bile vesaire. Enteresan bir şekilde Amerika'nın Almanya'nın öteki bir iki şimdi isimlerini saymayacağım. Kimi e, isimleri tahliye etti özel uçakla gönderdi hakkındaki suçlamaları düşürdü şu bu Hepsini yaptı Ankara. 3 ayda yaptı, 6 ayda yaptı. Ama Kavalayı yıllardır içeride tutuyor. Gelen onca karara, onca baskıya, onca ikili görüşmeye, onca politik temasa, onca işte basın yayın organlarında çıkan haberlere, imza kampanyalarına rağmen falan muazzam bir inatla Kavalayı tutuyor. Ben bunu bunun nedenini merak ediyorum. Bilmiyorum. Neden Osman Kavala bütün dünyanın hışmını üzerine çekme pahasına Orada tutuluyor. Gerçekten bilmiyorum. Ee, bir yönüyle Osman Kavala açısından mutluluk nedeni bu. Ee, dünya gündeminde bir isim haline geldiği için. Bir yönüyle de tabii e, ben nasıl bedbaht bir adamım ki. E, yani bu kadar şeye rağmen beni bırakmıyorlar. Belli ki bırakmayacaklar falan gibi bir e, hüsran, bir hayal kırıklığı. Yani Osman Kavala'nın her iki duyguyu da şu anda yaşadığını... E, tahmin ediyorum ama bilemeyiz yıllardır içeride e, bir empati yapma şansımız yok İşte Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması yani bu açıklamayı okursunuz siz ekrana da getirdim ama adını bile zikretmiyorlar yani diyor ki işte en başta ilk paragrafta ahim Kavala kararının icrası hususu falan diyor ama e, şeyde adı geçenin adı geçenin adı geçenin diye geçiyor yani ismini bile zikretmiyor. Dışişleri açıklaması. Adı geçenin, adı geçenin, adı geçenin. Sonra da bildiğini okuyor vesaire. Çok enteresan bir gelişme daha oldu. Sezgin Baran Korkmaz tam da 15 Temmuz'un yıl dönümünde... ...Amerika Birleşik Devletleri'ne iade ediliyor. Sedat Peker'in açıklamalarıyla daha çok gündeme geldi. Kara para aklama, siyasilere rüşvet vesaire. Amerika'da devam eden bir dava var. UTAH eyaletinde yargılanacağı söyleniyor. Ve belli ki tıpkı Reza Zarrab gibi... 17 Aralık 2013 Büyük Yolsuzluk soruşturmasının kahramanı bir numarası. Daha sonra Amerika'ya gitmiş itirafçı olmuştu ve tanık koruma programına kabul edilmişti. Şimdi de serbest Miami'de yaşıyor. Gazeteci Adem Yavuz Arslan gitti buldu izini takip etti bir at çiftliği var vesaire. bireli balda hayatını sürdürüyor. Yani bir cezaevi hayatı yok ama işte suçlarını itiraf etmesi karşılığında, irtibatlarını ortaya koyması karşılığında falan böyle bir tanık koruma programıyla ismini falan değiştirerek kendisine yeni bir kimlik verildi vesaire hayatını sürdürüyor. Sezgin Bar Baran Korkmaz da aynı yoldan gidiyor. Muhtemelen Sezgin Bar Baran Korkmaz da ötecek ve onun vereceği bilgiler kurduğu çarkta siyasetçi, emniyet, ne bileyim medyaya, çünkü hatırlayın e, Habertürk'te çalışan galiba Veys Ateş isimli bir e, ekran yüzüne işte 10 milyon dolar falan gibi e, onun ondan istediği işte efendim işinin çözülmesi karşılığında falan Süleyman Soylu falan gibi isimler e, çokça gündeme gelmişti. E, bu Bütün bu süreçte kimsenin başına bir şey gelmedi. <laughs> Abertürk'ün ekran yüzü ve İsa Teş'in kariyeri bitti. Ayrı bir konu. E, Sedan, Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme geldi. Daha önce çok fazla bilinen biri değildi. Ama sonrasında e, Türkiye'deki işleri kapatıp bir biçimde sırra kadem basmaya çalıştı. Ama İsviçre'de yakayı ele verdi. Sonra da işte ilgili hukuki kurallar vesaire işletildi. Amerika'ya iade ediliyor. Amerika'da yargılanacak bir yeni Reza Zarrab olayıyla karşı, e, karşı karşıyayız. Önümüzdeki haftalarda veya aylarda Sezgin Baran Korkmaz'ın e, Amerikan Mahkemesi'ndeki tanıklıklarına, ifadelerine e, kulak kabartmak gerekiyor. Nesrin As demiş ki e, inanılmaz çarpık bir hukuk devleti ve demokrasi anlayışları var. Devam de ediyor mesaj. Yahu Nesrin Hanım hiçbir anlayışları yok. Ne bir hukuk devleti anlayışları var, ne de bir demokrasi anlayışları var. Herhangi bir anlayışları yok. Yani tek e, motivasyonları, e, tek refleksleri koltuklarını koruma, bulundukları e, makamı koruma, e, suçluluğun ya da suçluların telaşı içindeler. İsmet'in önünün lafıyla söyleyeyim. Hiçbir ideolojileri, hiçbir değerleri yok. Vatan, millet vesaire umurlarında değil içindekilerle beraber. Yarın öbür gün başı sıkıştığında içindeki her şeyle birlikte ülkeyi yakacak insanların herhangi bir hukuk, hukuk devleti ve demokrasi anlayışı olur mu? Bak Eser Karakaş paylaşmış. Bütün batı üzerlerine hızla gelen stagflasyonu durgunluk demek. İşsizlik artı enflasyon, stagflasyon. Bütün dünya bunu konuşuyor, bütün batı. Bu işin kötü yanı. Erdoğan erken seçim yapmazsa 2023 Mayıs'ta seçime çok yüksek enflasyon ve yükselen işsizlik de girecek demektir. Bu da işin belki iyi yanı. Nereden baktığınıza bağlı demiş. İşte birazdan bir iki dakika sonra yapacağım analizi biraz da bu temel üzerine bina edeceğim. O arada Ulaştırma Bakanı diyor ki işte efendim Osman Gazi Köprüsü'nde rekor kırıldı. Çanakkale Köprüsü'nde 14.275 araç geçti filan falan. Şimdi haber bu değil. Haber şu. Günlük 45 bin geçiş garantisi verilen Çanakkale'de, Çanakkale Köprüsü'nde Arefe günü, Kurban Bayramı Arefesi'nde bunun üçte biri kadar araç geçmiş. Yani bayram yoğunluğu bile köprüyü o gün amorti edememiş. Sadece işte ödenecek paranın, yapımcı firmaya ödenecek paranın üçte birini karşılamış. Üçte iki nereden? Gene vatandaşın vergisiyle hazineden, köprüden geçmeyen ödüyor. Evet. Böyle de keriz yerine koyuyorlar insanı. Bir de işin e, şu yanı var. E, bu rakamları açıklıyorlar. İşte kimi köprüler para bastı, kimi kimi köprüler işte e, işte ne bileyim geçiş vadini karşıladı falan diyorlar. Bunu sadece bayram günlerinde yapıyorlar. Bir gün, iki gün bunu açıklıyorlar. Geriye kalan 360 gün yok. Yani bir şeffaflık yok. Halbuki her gün açıkla. Her gün bilelim. O gün köprüden kaç araç geçmiş? Eee ve maliyetini ne biçimde karşılamış vatandaşın sırtına ne kadar binmiş yapmazlar bayramda 3 gün köprüler biraz çalışınca aa bak taahhüdünü yerine getirdi diyorlar sadece üç gün bakın şu önemli haberin detayına internette bakar bulursunuz ama Süleyman Soylu 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede doğdu diyor Türkiye'nin demografisi değişti artık o 700 bin çocuk yani 2011'den bu tarafa Türkiye'ye göçen Suriyelilerin, ee, Suriyeli kadınların, erkeklerin Türkiye topraklarında dünyaya getirdikleri, ülkelerini görmeyen Suriye kökenli Türkiye vatandaşları. Hayırlı olsun. Bu üzerinde çok konuşulması gereken bir konu. Şey konuşuluyor, Ekrem İmamoğlu'nun işte sel felaketinde İstanbul'da mıydı değil miydi? Bunu bir önceki yayında... Ee, uzun uzadıya konuştum. Birkaç dakika e, analiz ettim. Daha fazla üzerinde konuşulacak bir şey yok. Ergun Baba mühim bir şey hatırlatmış. Yıllar önce İstanbul'u yine su basmıştı. Merhum Kadir Topbaş Brezilya'da gezideydi. İstanbul sular altında başkan seyahatte diye sabaha manşet yaptık. Dönüşte Turgay Ciner'in yasal inşaatını yıktırdı diyor. Turgay Ciner'in sabahı o zaman Ergun Baba'nın da gazetenin yayın yönetmeni. Dolayısıyla birinci elden tanıklık yapmış. O gazetede bu. Bakın e, iki, e, 8 Ekim 2004 sabah gazetesi başkana iyi tatiller İstanbul'da yağmur yağıyor seller akıyor bakan topbaş bize Sa Sao Paulo'dan bakıyor Brezilya tatile mi gitti ya da bir program için mi oradaydı önemli değil. Şimdi çağdaş toplumlarda herhangi bir yerde afet sel felaketi mühim bir kriz falan söz konusuysa illa o şeyin e yerel idarecinin veya o bölgenin idarecisinin orada olmasına gerek yok ekipler vardır. Yerleşik bir kültür vardır, bakılır, edilir, hasar giderilir, şu bu falan. Başkan da, müdür de neyse uzaktan koordine eder. Şimdi Ekrem İmamoğlu da bu kafada. Yani ben tatilime de giderim kardeşim, zaten benim ekiplerim çalışıyor, altyapı yenilemesi de yaptık, ben takip ediyorum zaten. Yani benim orada işin başında olup olmamam, akomda olup olmamam, şurada burada olup olmamamın bir önemi yok. Bunu söylemeye çalışıyor. Fakat Türkiye toplumu için bu biraz fazla lüks bir durum. Türkiye toplumu için çok medeni bir durum. Türkiye toplumu açısından çok batıcı bir yaklaşım. Batılı politikacılar da bu söz konusu olabilir. Ekrem İmamoğlu'nun bu kafayı değiştirmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yoksa elbette Ekrem İmamoğlu haklı. Fakat Türkiye'de vatandaş bunu yiyor arkadaş. Dolayısıyla sen de hayatına dikkat edeceksin. Bir. ikincisi madem Cumhurbaşkanı adayısın. 8-10 ay sonra en geç bu ülkede seçime gidilecek. Ya tatil yapma arkadaş. Kartil yapıyorsan da kendine göre dinlenme vakitleri ayarla. O dinlenme vakitlerini çalıştığın bölgede yapmaya çalış. Yani dinlenmeye istirahat etmeye çalış. Kendine zaman ayır falan. 3 Gene bir hatırlatma ve fikri takip. Ramazan Bayramı'nda Memleketi Karadeniz'e bir çıkarma yaptı. İşte basın otobüsüne Ertuğrul Özkök, Nahyan Alçı gibi isimler alınca da şimşekleri üzerine çekti. Hem kendisi hem de basın danışmanı ne dedi? Bu gezileri sürdüreceğiz. Abdülkadir Selvi'yi de çağıracağız. Şunu da çağıracağız. Bunu da çağıracağız. O gezileri sürdüremediler. Öyle bir yandaş basın otobüsü bir daha ihtisas edemediler. Devreye koyamadılar. Kurban Bayramı'nda bir daha da memleketine de gitmedi Ekrem İmamoğlu. Fethiye'ye gitti. Tatil yapıyor. Demek ki neymiş? Twitter'daki 200-300 kişinin konuşması biz onlara bel bağlayacak değiliz. Biz bildiğimiz o öyle değilmiş. Twitter'ın dediği oldu değil mi? Fikri takip. Evet. Geçen Ramazan bayramında e, memleketinde seçim gecesindeydi. Bu kurban bayramında Fethiye'de tatilde bıraktı. Evet. Şimdi e, ben bu sabah gazetesinde bu başkana iyi tatiller haberine bakınca... Hemen sabahın sür de şu var. E hatırlatalım 8 Ekim 2004 sabah gazetesi bu. E, Aslı Aydın Taşbaş Strasburg dönüşünde e, Erdoğan'la uçağında görüşüyor. Ve Erdoğan e, haberin spotunda şunu söylüyor Aslı Aydın Taşbaş'a. Bu verilen fotoğrafın eşliğinde Erdoğan müzakereleri yürütmek için iyi eğitim görmüş bin gençten oluşan dev bir ekip oluşturacak ile müzakerelerden bahsediyoruz. Bu fotoğrafın üzerinden tam 18 sene geçti. Her şey yerle yeksan oldu. Evet. Ara sıra böyle arşivlerden 15-20 sene önceki gazeteleri çıkartıp koymak lazım. Vesile oluyor işte. Şimdi geçelim bir başka konu. Hükümet FETÖ ile mücadeleyi bıraktı. Ay yani işte Cumhuriyet gazetesi böyle geçti haberi. Bakıyorsunuz altına e, emekli e, askeri hakim Ahmet Zeki Üçok böyle bir şey söylemiş. Elinizdeki feto dosyalarını 30 Haziran'a kadar bitirip bakanlığa gönderin falan diye talimat verildi falan. Yani tuhaf bir şey. Barış Terkoğlu aynı ekibin içinde zaten. Ee, o da alıyor bu lafı böyle köpürtüyor. Sonra sol e, sitesi sol.org.tr haber sol.org.tr'de... E, AKP FETÖ ile mücadeleyi sonlandırın diye tarih verdi diye bunu başlık yapıyor. Birileri de alıyor paylaşıyor falan. Ya her gün operasyon var. Ben aynı gün... Bunu sabah gazetesinden kestim. Listede 336 isim var. Kripto FETÖ'cü operasyonu 11 gözaltı. Her gün sabah gazetesini sayfa sayfa çevirin. İçeride 2 tane 3 tane ayrı ayrı operasyonlar. Yok şu kripto, yok işte efendim cezaevinde yakın olanlara yardım edenler. Yok işte şöyle mahrem yapılanma, yok şöyle ankesör, yok şöyle baylok. Öbürü 1-2. Her gün 50-50, 100-100, 150-150 alıyorlar. Bir kere haber doğru değil. İkincisi bu Ahmet Zeki Üçok denen kişi, ismini doğru mu söyledim? Evet, Ahmet Zeki Üçok. Bu Ahmet Zeki Üçok denen kişi, yani e, cihat yaycıların, e, Nedim Şenerlerin kulübünde değerlendirilmesi gereken kişi. Fikirlerine itibar edilecek, söylediği sözlerin arkasına falan düşürecek biri değil. Yani bakın, Celal Ülgen'le ortak silah şirketi kurdukları ortaya çıktı. Ticaret Sicil Gazetesi vesaire. Bu konuda bir tane o gazeteciler, Barış Terkoğlu vesaire diğerleri bir tane soru bile sormadılar. Tam da bu arada adam sıkışmışken ki Ergenekon davalarının avukatıydı Ceral Ülgen. Ahmet Zeki Üçok da Ergenekon davalarının sanığıydı. Sanık avukat birlikte bir silah şirketi kurdukları ortaya çıkmış. Tam da bu esnada adam çıkıyor diyor ki ne diyor? İşte efendim şeyde ee, Cumhuriyetin kupüründen ee, getirelim haberi. Hükümet FETÖ'yle mücadeleyi bıraktı. Ne zaman birinin kuyruğuna bastığınızda FETÖ diye cıyaklıyor. Yani durum aynen böyle. Haberi okumadıysanız Kronos'tan takip edebilirsiniz. Vural Ergül ortaya çıkardı Ticaret Sicil Gazetesi'ni. Ahmet Zeki Üçoklu, Avukat Celal Ülgen'in silah şirketi. Yeni bir sadat. Sonra da bu ortaya çıkınca bununla ilgili hiçbir iddiaya ve soruya cevap vermedikleri gibi bu şirketin sitesini kapatmışlar. İnternet sitesini. Sonra da FETÖ FETÖ. Evet. Devam edelim ve nihai olarak seçimli seçimsiz 4 olasılık konusunu değerlendirelim Mehtap Gökdemir'in kurban bayramı sürecinde Milliyet Gazetesi'nde çıkan haberi enteresandı CHP örgütlerini ve milletvekillerini uyardı bir erken seçim kararı çıkabilir Şimdi 4 olasılık üzerinde duruluyor bu 4 olasılığı ekrana geçirdim Kasım 2022'de erken seçim ihtimali Mayıs 2023'te seçim normal vaktinde Erdoğan kazanamayacağı seçime gider mi? Bir soru. Erdoğan kaybedince sarayı boşaltır görevi devreder mi? Bu dört soru herkesin zihnini şu anda kurcalıyor. Sıradan bakalım. Kasım 2, 2022'de erken seçim ihtimali vardı hala var. Bundan birkaç ay öncesine kadar biraz kuvvetli olasılık gibi ortadayken şimdi seçim kanunuyla ilgili değişiklik çünkü onun yürürlüğe girmesi Mayıs 2023'ü buluyor. Eee iktidarın çok fazla otellere basmaması, muhalefetin bu konuda çok fazla hevesli olmaması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi, genel durgunluk işte Temmuz ayının ortasına doğru geliyoruz. Ağustos, Eylül işte Eylül ayında, Ekim ayında bir seçim kararı alınıp Kasım'da hızlı, ani baskın bir seçime gidilir mi? Birkaç ay öncesine göre olasılık düşmüş görünüyor. Fakat ekonomideki gidişatı takip edenler Böyle bir dönemde seçime giderse iktidar AKP Erdoğan iyi eder yoksa durum gittikçe kötüleşecek, daha kötü sonuç alır gibi bir görüş var. Saray veya AKP çevreleri de bu görüşe ikna olurlarsa ve kazanabileceklerini düşünürler düşünürlerse verecekleri ilave zamlar, alacakları tedbirler vesaire enflasyon da çok daha fazla milleti bunaltmadan zaten yeterince bunalttı. Belki Ekim Kasım ayında bir seçim söz konusu olabilir. Bu ihtimal hala var. Mayıs 2023'te seçim normal vaktinde bu ihtimal Kasım 2022'ye göre biraz daha yüksek. Barometre tutuyoruz ya. Çünkü bir seçim kanunu değiştirilmiş haliyle yürürlüğe girecek. 14 Mayıs 2023 bir anlamda sembolik bir tarih. Demokrat Parti'nin 1950 -50 seçimlerinde iktidara gelmesi aynı tarihte. O arada Erdoğan'ın görev süresi Haziran ayında dolduğu için bir ay önce yapılacak iki turlu Olacaksa bir hafta arayla yapılacak seçim falan. Bu işler bitsin Erdoğan da koltuğunda oturmaya devam ederken seçim sonuçları ortaya çıksın veya ne olacaksa olsun falan gibi bir şey. Yine Erdoğan'ın Şubat-Mart ayında enflasyonun gevşeyeceği öngörüsü. Yine 2023'e girerken veya 2023'e girdikten sonra Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle bir genel af ilan edileceği beklentisi filan. Yine 2023'e girerken ücretlere yapılacak yüksek zamlar. Enflasyon oranına yakın zamlar veya enflasyon oranında zamlar, yani bütün ücretleri ikiye katlamak falan gibi şeyler, bir genel toplumsal rahatlama falan, bütün bunları alt alta koyduğunuzda Şubat-Mart ayında alınacak bir seçim kararıyla Mayıs 2023'te bir ay öne çekilerek ama aslında normal vaktinde de diyebileceğimiz vakitte seçime gitmek olası gibi duruyor. Ancak tüm ekonomistler ve genel olarak ekonomik tablo, gidişatı falan takip edenler. Türkiye'nin 3 haneli enflasyondan sondan 3 haneli enflasyondan uzun süre kurtulamayacağını, resmi olarak da bunun kabul edilmek zorunda kalınacağını, önümüzdeki Eylül-Ekim ayından itibaren arz talep dengesinde ciddi uçurumlar oluşacağını, yani artık ürün arzında da sıkıntılar yaşanacağını, cebinde parası olanların da bir takım istedikleri ürün ve hizmetlere ulaşmakta güçlük çekeceklerini filan söylüyorlar. Hele enerji fiyatlarına, akaryakıt fiyatlarına falan yapılan zamların ardından kış aylarında başlamasıyla Kasım Aralık'la beraber hayat pahalılığının dayanılmaz bir noktaya geleceğini toplumsal isyanların itirazların baş göstereceğini ve iyice artık yöneten iradeden halkın sıtkının sıyrılacağını düşünüyorlar ve böyle bir ortamda kimse seçime gitmez. Erdoğan'da işte üçüncü maddeye geliyoruz. Kazanamayacağı seçime gider mi? Sorusu geliyor bu ihtimali bu olasılığı yani bu ihtimali çok fazla evet böyle bir ihtimal var konuşuluyor. Hepten çöpe atılacak bir şey değil. Fakat çok da fazla ihtimal vermiyorum. Neden? Çünkü Türkiye henüz dikta eğrisini tamamlamış bir yüzde yüz beş başı mamur bir diktatör tarafından yönetilen bir Kuzey Kore falan gibi bir ülke değil. Halen e, yönü batıda halen batıya e, ihtiyacı var. Halen sıcak paraya ihtiyacı var ve halen iktidar e, meşruiyetini seçimden almak zorunda. Meşru bir seçime veya seçimlere ihtiyacı var. Haliyle kazanacağı kazanamayacağı fark etmiyor. Bir seçime gitmek durumunda kalır diye düşünüyorum. Kaybedince sarayı boşaltır, görevi terk e, devreder mi? İşte o noktada Sedat Peker'in uyarısı akla geliyor. Son ana kadar işte sandıkların başında durun. İşte efendim Asıl ondan sonra başlıyor falan diyor. Bir kaostan, bir iç kargaşadan, bir savaştan falan. Şimdi gerek Sedat Peker cephesi, gerekse Sedat Peker'in arkasındaki güçler elbette. Gerekse Erdoğan cephesi arasında şu ana kadar ara ara atışma, ara ara didişme, ara ara böyle birbirinin kuyruğuna basma gibi şeyler oldu. Ama bir harp çıkmadı, bir savaş çıkmadı, bir e, ee, bir soğuk savaş olabilir yer yer bu şiddetini de artırmış olabilir mücadele noktasında falan ama bir savaş çıkmadı sıcak harp çıkmadı böyle bir şey olur mu böyle bir şey olursa bunun zemini seçim günü veya seçim ortamı mıdır değil midir bilmiyoruz fakat bu e, hayli güçlü bir ihtimal. Yani Erdoğan kaybedince masayı devirebilir, seçim sonuçlarını tanımayabilir veya kaybettiği seçimi kendi lehine çevirebilir. Anadolu Ajansı, YSK, şu bu falan sandıklar falan marifetiyle veya sandıkların başındaki görevleri marifetiyle vesaire. Oyun bozanlık yapabilir, iptal edebilir, yeni karar almaya çalışabilir, seçimi bir şaibe karıştırabilir. Kaybettiğini görünce şaibe karıştırmak da kolaydır. Oyunu bozmak da kolaydır. Sahtecilik falan karıştırmak da kolay. Her şeyi yapabilir. Bu insanlardan her şeyi bekleyebilirsiniz. Bu insanların hukuk, demokrasi, millet, irade falan gibi değerleri yok. Ve oradan çıkan sandıktan çıkan karara falan saygı. Aa halk bizi göreve getirdi şimdi de istemiyor gidiyoruz falan. Emekliliğimi biz de işte emeklilik günlerimizde torun severiz falan. Böyle bir motivasyonları, böyle bir bakış açıları yok. Orayı hayat memat meselesi olarak görüyorlar. Oradan indikleri noktada öleceklerini ve bir daha olmayacaklarını düşünüyorlar. Mesele böyle. Erdoğan için bir emeklilik yok. Erdoğan için sonraki hayatında torun severek geçecek bir ömür yok. Bunu herkesin aklına yani aklına sokması gerekiyor. Herkesin bunu anlaması gerekiyor. Evet. Seçimli seçimsiz dört olasılıkla ilgili görüşlerim, tahminlerim buydu ama e, bununla sınırlı kalmayacak bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda da öyle görülüyor. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.